Herkese merhabalar. 7'den 8 hazırlık kampımız başlıyor. Hayırlı olsun. Teşekkür ederim Tonguç Eladem'in. Hepimiz hayırlı olsun. Bugün sizlerle birlikte ilk başta 7'den 8'den hazırlık kampıyla başlayan bir yolculuğa çıkıyoruz. Bu yolculuk başarı yolculuğu. Bu yolculuk LGS'de hayallerimizdeki okula ulaşma yolculuğu. 7'den 8e kamp ile başlayacağız ve diğer kamplarımızla birlikte hayalimizdeki liseye gireceğiz ve nasıl abilerimiz 2022 LGS sözel sayısalda efsanelerini yazdıysa bizler de 2023 LGS'de efsanemizi yazacağız. Hazır mıyız Tonguç Eladem'in? Hazırım hocam. Harikasın geliyorum seni. Bizler efsane bir tayfa olacağız. 2023 tayfa olarak LGS'deki yolculuğumuza başlıyoruz. Bugün seninle birlikte 7'den 8 Hazırlık kampımızın ilk videosunu 20 Haziran Pazartesi sizlerle birlikte Sözlükle Anlam'la başlıyoruz. Sözlükle Anlam çok önemli bir konu. Neden? Çünkü LGS'ye başladığımızda da bak sözel bölümü açıyorum. 2022 İlk soru sözcükte anlam. İkinci soru sözcükte anlam. Dolayısıyla iki soru çıkıyor. 20 sorunun ikisi çok değerli. Ve ilk iki soru olduğu için biz de bu konuyla başlıyoruz. Ve bu konuyu 7'den 8 hazırlık kampımızda LGS açısından tekrar edeceğiz. Bunu nasıl yapacağız? Bunları 5, 6, 7'nin sınıfta öğrenmiştik değil mi Tonguç Eran benim? Evet. E tamam o zaman 5, 6, 7'de öğrendiğimiz bu konuyu bir kez daha Sevgin sınıf açısından tekrar edeceğiz. Ve yine 7'den 8 hazırlık setimizde ve sıfırdan 8 hazırlık setimizdeki çalışmalarla bu işi mükemmel bir şekilde bitireceğiz. LGS 2023 geldiğinde kitapçığımızı açtığımızda İlk soru ve ikinci soruyu doğru yapacağız. Bu videonun sonrasında bu ilk soru cebimizde olacak. Zaten bildiğimiz bir konu ama bizler hiçbir detayı kaçırmak istemiyoruz. 7'den 8'e kampımızla birlikte ve diğer kamplarımızla LGS'de şovumuzu yapacağız. Şimdi videomuza başlamadan önce buraya açmamız gerekiyor. Bakalım ödevimiz neymiş? 7'den 8'e Türkçe'de test 1 ve 2 arasını çözmemiz lazım. Hemen 7'den 8 e hazırlık setimizi açıyorum. Setimizin içerisindeki 7'den 8'e hazırlık kitabımızı alıyorum. Şöyle evet şöyle kağıdımızı düzeltelim. Evet heyecanlı bir şekilde başladık. 7'den 8 e hazırlık kitabımızın içerisinde Türkçe kısmında test 1 ve test 2 bizi bekliyor. Buradaki testleri bitirdiğimizde ve diğer testleri bitirdiğimizde mükemmel bir şekilde başlamış olacağız. Yazın başladık. Bazıları dinleniyor olabilir. Bazıları böyle mıy mıy gıy gıy yapıyor olabilir. Bizler hızlı başladık, güçlü başladık. Kaplumbağa ile tavşan hikayesini duydun mu Tonguç'um? Evet hocam. Bak herkes bilir ki işte kaplumbağa ile tavşan bir yarışa çıkmışlar. İşte tavşan hızlı hızlı koşmuş, dinlenmiş. Kaplumbağa yavaş yavaş gelmiş, onu geçmiş. Şimdi bu hikaye doğru, güzel bir hikaye. Ama biz hem tavşan gibi hızlı olacağız. Bütün kamplarımızı, bütün çalışmalarımızı yapacağız. Hem de kaplumbağa gibi sabırlı, iradeli olacağız. Ve sonuna kadar vazgeçmeden hiçbir şekilde hayallerimizden, hedefimizden vazgeçmeden hayalimize kilise gireceğiz. O zaman ödevimizde verdiğimize göre 7'den 8'e kampımız başlıyor ve sizlerle birlikte Türkçe ile Zaten sınava girdiğimizde Tonguç'um ilk başta sözel bölüm başlayacak. Sözel bölümde ilk başta Türkçe olacak. Türkçenin ilk iki sorusu bu olacak. O zaman bu iki soruyu cebimize atalım. Netlerimizi artıralım ve LGS yolculuğumuza hep beraber başlayalım. Sizlerle birlikte 7'den 8'e kampımızı başlatalım ve LGS yolculuğunda kimse bizi durduramasın. O zaman başlayalım Tonguç'um. 7'den 8'e partisi. Evet partimiz başlıyor ve şimdi hep birlikte sözlü anlamda yolculuğumuza başlıyoruz Tonguç'um. Şimdi sözcükte anlamla başlıyoruz. Bir sözcüğün akla gelen ilk anlamına ne denir Tonguç evladım benim? Gerçek anlam. Harikasın. Gerçek anlam denir. Yani sözcükte birinci sıradaki anlama biz gerçek anlam diyoruz. Bunun diğer adı arkadaşlar aynı zamanda temel anlamdır. Gerçek anlamda temel anlam aynı anlama geliyor. Şimdi mesela derin sözcüğünün gerçek anlamına bakalım. Mesela bahçeye bahçeye derin bir çukur kazlar. Bahçeye şöyle derin bir çukur, kazlar dediğimizde. Buradaki derin sözcüğü, derin sözcüğün aklımıza gelen ilk anlamı Tomuç evladı benim. Evet derin. Aynen çok güzel derin. Peki ee, sıcak sözcüğüyle alakalı bir tane ee, bir tane gerçek anlamda kullanılmış bir cümle söyle bana evladım. Sıcak havalarda denize girilir. Harikasın. Sıcak havalarda denize girerim diyorsun. Mükemmel. Sıcak havalarda, sıcak havalarda denize gidilir diyorsun. Çok güzel. Sıcak havalarda denize gidilir cümlesinde buradaki sıcak aklımıza gelen ilk sıcak. Bunu bir kere biliyoruz. Burada anlaşılmayan bir şey var mı Tonguç'um? Yok hocam. Çok kolay gördüğün gibi. Hemen geçiyorum mecaz anlamı. Bir sözcüğün gerçek anlamından tamamen uzaklaşarak kazandığı yeni anlamı ise mecaz anlam diyoruz. Mesela tatlı bir elma yedim dediğimizde buradaki tatlı nedir? Gerçek anlamdır. Gerçektir. Buradaki tatlı gerçek anlam. Niye? Gerçekten elmanın tatlı olması. Ama kardeşim çok tatlıdır dediğinde... Gerçek hocam. Bu gerçek olur mu? Elhalde yani sen kardeşini yiyor musun? Evet yiyorum. Aman Allah'ım gerçekten şu anda şoktayım arkadaşlar. Kardeşini yiyen bir insanımız var yanımızda. Ee, yapması gerekense sadece diyoruz. Evet gerçekten de Tonguç kardeşini yiyormuş arkadaşlar. Hemen e, ambulans şaka tabii ki öyle bir şey olamaz. Buradaki tatlılık esasında sevimlilik. Yani buradaki mecazi bir tatlılık. Tonguç kardeşimi yiyorum dedi ama... Gerçekten ben de küçükken kardeşimi yerdim bazen kulağını falan böyle. Kıkırdaklı güzel leziz oluyor. Ama şaka bir yana burada bu tatlı gerçekten leziz... Tat alma duyusuyla alakalı. Buradaki tatlılık ise mecazi bir tatlılık. Şimdi o zaman gel bakalım derin sözcüğünü mecaz anlamda kullanmaya çalışalım. Mesela hocamızın, hocamızın derin bir bilgisi vardı. Derin bilgisine, derin bilgisine hayran kaldım dediğimizde buradaki derin kelimesi nedir Tonguç evladım benim? Mecazdır. Yoksa hocanın derin bilgisi kafasının işte böyle kocam havuz gibi bir boşluk yok. Veyahut da mesela ben bir cümle yazayım diyelim ki Turistleri, turistleri, turistleri ee, sıcak karşıladık, sıcak karşıladılar. Turistleri sıcak karşıladılar denildiğinde aklına ne geliyor Tonga Şelal'in benim? Kafalarına sıcak su döküyorlar. Aman Allah'ım niye kafalarına sıcak su döksünler evladım? Termal kaplıcalar hocam. Termal kaplıca mı? Ya termal kaplıca da olsa, isterse Uludağ'ın başı da olsa, ister ya Antalya'da olsa turistleri sıcak karşılamak için kafalarına sıcak su dökülmez. Böyle bir şey yok. Allah'ım ya Rabbim ya. Buradaki sıcaktan kastımız nedir? Mecazi yani böyle hoş karşıladılar. Onları böyle güzel karşıladılar. Samimi karşıladılar. Buradaki samimi anlamında. Buradaki çok yani böyle yoğun bilgiden bahsediyor. İşte bunların her biri bir sözcüğün aklımıza gelen ilk anlamı değil. Mecazi anlamı olmuş oluyor. O zaman mecaz anlamı anlamış olduk. Tatlı elma gerçek Kardeşim çok tatlı mecaz. Mesela başka ne diyebiliriz? İşte çayın soğuk olması gerçek ama hoca bize soğuk davranıyor dersen o mecaz olmuş oluyor. Şimdi bir de terim anlam var. Bilim, sanat, spor ya da çeşitli meslek dalları ile ilgili özel kavramları karşılayan sözcüklerde terim anlam deniyor. Mesela futbol terimlerini hemen say bakalım Tomuç Çelal benim. Köşe vuruşu, offside, penaltı. Oo sen de bayağı futbol terim biliyor musun ya? Her şeyi biliyorsun. Yok köşe vuruşu, yok işte kale çizgisi, yok file bekçisi bir sürü şey biliyorsun. Gerçekten de köşe vuruşu, offside, penaltı bayağı bir şey biliyorsun ya. Futbolu seviyorum hocam. Aferin çok güzel. Futbolu seven güzel bir şey. Ben de futbolu seviyorum. Şimdi burada o zaman bunlar terimi almış oluyor. Mesela Türkçe'de işte isim, sıfat, zamir, zarf bunlar Türkçe dilbiks terimleri olmuş oluyor. Matematikte işte kare köklü sayılar, doğal sayılar, tam sayılar bunlar matematik terimleri olmuş oluyor. Bazen bir sözcük... ...cümledeki bulunuşuna göre... ...farklı farklı anlamlar kazanabiliyor. Mesela diyelim ki... E, ...annem... ...annem... ...perdeleri... ...değiştirdi dersen... ...annem perdeleri... ...değiştirdi dersen... ...buradaki perde... ...gerçek anlam oluyor Tonguç'um. Niye? Buradaki bildiğimiz gerçekten perde. Kitap okuyunca... ...mesela diyelim kitap okuyunca... ...kitap okuyunca... ...gözümdeki perde... ...gözümdeki... ...perde... ...kalkıver dediğinde... ...buradaki aydınlandım yani. Bir anda a diye anladın demek istiyor. Dolayısıyla bu mecaz anlamda oluyor Tonguç evladım benim. Ee, bu tiyatronun... ...bu tiyatronun... E, ...son perdesi... ...son perdesi... ...çok acıklıydı derse... ...buradaki tiyatro terim olmuş oluyor. Niye? Perde derken bölümü kastediyor. Dolayısıyla perde sözcüğü bazen gerçek... ...bazen mecaz... ...bazen de terim anlamında kullanılabiliyor... Şimdi geldik eş anlamlıya. Yazılışları ve söylenişleri farklı, anlamları aynı olan sözcükler eş anlamlı sözcüklerdir. Mesela buluş ve icadın yazılışı aynı mı? Hayır hocam. Hayır farklı ama anlamları aynı. Buluş da icat da aynı şey anlamına geliyor. Şimdi mesela e, diyelim ki siyahın eş anlamlısı nedir? Kara. Yazılışları farklı ama anlamları aynı. Mesela öğrencinin eş anlamlısı nedir Tonguç evladım benim? Amele. Ameli mi? Ameli diye bir şey görüyor musun? Öğrenci anlamlısı talebe. Yani talep ediyorsun. Sen ilmi talep ediyorsun. Şimdi bazı zengin kişiler okul yaptırıyor dediğimizde zengin kelimesinin eş anlamlısını bulmamız gerekiyor. Bazı varlıklı kişiler okul yaptırıyor diyebiliriz. Varlıklı ile zengin eş anlamlı. İhtiyar ilaçlarını içmek için su istedi diyoruz. Mesela yaşlı ilaçlarını içmek için su istedi diyebiliyoruz. Burada ihtiyar ve yaşlı, zengin ve varlıklı bunların her biri eş anlamlı olmuş oluyor. Öğrencinin o zaman eş anlamlısı neymiş? Talebe. Ha talebe amele değil. Öğrencinin eş anlamlısı talebe. Geldik diğer sayfamıza. Anlamca birbirinin karşı olan sözcükleri de biz zıt anlam diyoruz. Yani bazı zengin kişiler okul yaptırıyor dedik ya. Buradaki zenginin zıt anlamlısı nedir? Yoksul mesela. Halkımız yoksul kimseleri korur dediğimizde zengin, fakir veyahut da yoksul diyebiliriz. Ee, i̇htiyar ilaçlarını içmek için su istedi. Bunun e, ihtiyarın zıttı nedir evladım? Genç. Genç çok güzel. Bu genç planlı çalışmayı öğrenmiş dediğimizde, bu da onun zıttı olmuş oluyor. Peki siyah zıttı nedir? Beyaz. Beyaz tebrik ederim. Yalnız böyle stat gibi yaptın yani siyah beyaz gibi yaptın. O kadar abartmaya gerek yok. Tamam. Şimdi geldik buraya. Sözcüğün eş ve zıt anlamı kullanıldığı cümleye göre belirlenir Tonguç Hocam benim. Mesela bu kara günümde dostlarım desteği çok önemli derken buradaki siyah gün mü yoksa kötü gün mü? Kötü gün. Kötü gün. Dolayısıyla burada karanın eş anlamlısı kötü. Ve buradaki karanın yani burada karanın anlamlısı da iyi olmuş oluyor. Niye? İyi günümde kötü günümde. Anlatabildim mi? Kara günümde iyi günümde demek istiyoruz. Dolayısıyla cümledeki anlam önemli. Bir de şu da önemli. Bir sözcüğün olumsuz hali onun anlamlısı değildir. Mesela çocukluk anılarına aklına geldikçe çocukluk anıları aklına geldikçe keyiflenip gülüyordum. Burada gülmek sözcüğün olumsuz yap bakalım Tomşehir Hanım benim. Gülmemek. Harikasın. Gülmemek. Yazıyorum buraya. Gülmek sözcüğünün olumsuzu gülmemek. Peki gülmek sözcüğünün zıttı nedir Tomuç evladım benim? Ağlamak. Harikasın. Ağlamak. O zaman ağlamak sözcüğünü yazıyorum ve diyorum ki gülmemek ağlamak. Gülmemek bunun olumsuzu ağlamak zıttı. Mesela gelmek sözcüğünün zıttı gitmektir. Ama gelmek sözcüğünün olumsuzu gelmemektir. O ayrı mesela. Yazılışları ve okunuşları aynı. Ancak anlamları farklı olan kelimelere de sesteş, eş sesli kelimeler diyoruz. Mesela yüzün yazılışı nasıl böyle? Ama surat anlamına gelen yüz de böyle yazılıyor. Rakam olan yüz de böyle yazılıyor. O zaman bunların yazılışları aynı. Buraya da yüz yazıyorum. Bak dikkat etsen. Buraya da yüz yazıyorum. Ama anlamları farklı. İşte biz bunlara sesteş diyoruz. Mesela sabah yüzünü yıkamasını yüz kere söyledim. Bak şimdi. Buradaki yüz sima yüz kere söyledim. Bu da yine ne oluyor? Sesteş olmuş oluyor Tonguç Eylan'ın benim buraya dikkat edeceğiz. Şimdi bir de kavram alanı diye bir durum var. Ha burada sesleşçiler alakalı sana zor bir soru sorayım hatta. Bak şimdi. çay sözcüğü ee, bin sözcüğü ee, boğaz sözcüğü ve yan sözcüğü. Şimdi bunlardan bir tanesi sesleş değil. Hangisi bulmaya çalışalım? Sizler de bulmaya çalışın arkadaşlar. Çay sözcüğü sence sesleş mi Tonguç'um? Evet hocam. Evet. Bir şöyle Çay var. Normal ince belli içtiğimiz. Bir ırmak olan çay var. Bunu biliyoruz. Tamam. Bir bin rakamı var. Bin rakamı var. Bir de bin sayısı var özel rakam değil. Bin sayısı var. Bir de ata binmek var. Öyle değil mi? Ata biniyoruz böyle tık 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 tık. Şöyle at çizemiyorum ben yani tabii çizmeye çalışıyorum. Bu... Lama gibi oldu. Evet lama gibi oldu. Haklısın Tonguç'um. Teşekkür ederim benim çizimime böyle espri yaptığın için. Ama şöyle ayaklarını biraz uzatırsak ata benzer diyelim. Şimdi zürafaya benzedi. Şimdi zürafa oldu diyorsun Tamam sıkıntı yok neyse sonuçta bin zebra da olabilir fakat şöyle zebra olsun zebra da binebilir neyse ee, Ozan çay sesleş bin de sesleş yan hem bir yangın var şöyle yanmak değil mi yan şöyle yan hani itfaiye arayabiliyoruz Allah korusun bir de binanın yan tarafı manasında yan var yani burası ön burası yan olmuş oluyor İşte bunlar sesleş ama Boğaz sesleş değil neden biliyor musun Boğaz bir insan boğazı var kafayla gövdeyi bağlayan. Bir de İstanbul boğazı var. Asya ile Avrupa'yı birbirine bağlayan. İşte bunlar birbiriyle bağlantılı. İnsanın boğazı kafayla gövdeyi bağlıyor. Marmara boğazı da ile Ege'yi bağlıyor. Dolayısıyla boğaz sesleş değil. bunu bilmen lazım olmuş. Bu tabi zor bir soru. Geldik kavramalarına. Ortak ya da benzer işler için kullanılan fakat farklı anlamlar taşıyan kelimeler aynı kavramalarına giren kelimelerdir. Bu kelimeler birbirini çağrıştırır. Mesela öğrenci okul ve ders deyince sana ne çağrıştırıyor? Felaket. Felaket mi? Lan ne, ne diyorsun? Öyle bir şey olamaz. Şaka yapıyorsun. Eğlence. Eğlence mi? Eğlence değil. O kadar değil. Eğlence de değil. Yani felaket de çok abartı. Eğlence de çok abartı. Tabii ki okulda, derslerde eğleniyoruz. O ayrı mesele ama öğrenci okul ders deyince aklımıza ne gelecek? Eğitim gelecek. Bunların ortak kavram alanı eğitim. Peki anayasa, dava, savcı. Bunlar neyle alakalı olabilir sence? Bilemedim hocam bilemedim diyorsun. Ben söyleyeyim. Bunlar da hukukla alakalı tümüçelenmeler. Dolayısıyla bunların ortak kavramalarına da hukuk giriyor. Şimdi bir sözcüğün anlam genişlemesi, anlam değişmesi veya mecazlaşma yoluyla zaman içinde kazandıkları değişik anlamlara biz çok anlamlı diyoruz. Eski fotoğraflarıma bakıyordum dediğinde buradaki bakmak ne olabilir sence? Bakmak olur hocam. Evet, bakmak bakmak olur diyorsun ama öyle diyemezsin işte. Bu bakışı bir şey üzerine odaklama anlamına geliyor. Bakışı bir şey üzerine odaklama. Yani bakıyor derken dikkatlice oraya bakıyor. Odaklama. Peki bu maaşla dört boğaza bakıyor dediği zaman beslemek, geçindirmek oluyor. Yani mesela babam bize bakıyor dediğinde babam bizi besliyor, bizi geçindiriyor anlamına geliyor. Geçindirmek, dört boğaza bakmak demek, dört boğazı geçindirmek demek. Fabrikada bütün işler bana bakıyor ne olabilir? Herkes işi benden bekliyor. Harikasın herkes işi benden bekliyor diyorsun. Ama biz o herkes işi benden bekliyor yazmayalım. Bir işi birinden beklemek yazalım. Buradaki anlamı bir işi birinden beklemek diyebiliriz. Pasaport işine hangi kurum bakıyor dediğimizde burada da bir iş yapmakla görevli olmak anlamına geliyor. Bir işi yapmakla görevli olmak. Bir işi yapmakla görevli olmak anlamına geliyor. Yeni bir telefon kaç paraya bakar dediğimizde yani yapılabilmesi bir şeye bağlı olan. Yapılabilmesi, yapılabilmesi bir şeye bağlı olan diyebiliriz. Şimdi dolayısıyla Tomuş Şehlanı benim burada Türkçe'de bir kelimenin birden fazla anlamı olabiliyor. Bununla alakalı sorularda genellikle en fazla anlamı olan seçeneğe bak. Yani böyle olabildiğince mesela işte bizim buradaki kitabımızda buna benzer sorular olacak. Ee, ...hep böyle yeni sorular sorduk sana ona dikkat et... ...tam da sınavda çıkabilecek sorular sorduk... ...ama konu tekrar yaparken de buna dikkat ediyoruz... ...tabii böyle bir sorular da var... ...bu soruları çözerken... ...olabildiğince dikkatli bir şekilde... ...sen... ...sana verilen cümlelere göre hareket etmeni istiyoruz... ...şimdi o zaman... ...konularımızı bitirdik... ...mükemmel bir şekilde... ...daha doğrusu sözcükle anlam konusunu bitirdik... ...hadi bakalım... ...o zaman ödül sorumuzu yapın... ...yorumları yollayın arkadaşlar... ...görüşürüz hocam...